Gizem de İzmir'de Meral Hanım'ın arabadan indiği yerde. Evet Gizemciğim, günaydın tekrar. Dün Hüseyin Bey sana yeri gösterdi. Meral Hanım arabadan indi. Nereye doğru gitmiş? Günaydın Müge Hanım. Şu anda İzmir Bayraklı Turgut Özal Parkı'nın olduğu yerdeyiz. Hüseyin Bey dün anlattığına göre Meral Hanım'la birlikte parkın bulunduğu bu otopark cebine arabayı park etmişler. Arabanın içerisinde bir süre daha tartıştıktan sonra Meral Hanım sinirli bir şekilde arabadan çıkmış, İzmir Burca'daki teyzesine gideceğini söylemiş ve hemen sağ tarafımda görmüş olduğunuz köprüden yürüyerek parkın içerisine doğru ilerlemiş. Buradan belli bir müddet ilerleyişini Hüseyin Bey'in gördüğünü fakat daha sonrasında gözden kaybolduğunu Meral Hanım'ın söylüyor. Bu parkın yaklaşık 500 metre ilerisinde bir otobüs durağı var. Bu otobüs durağında da belediye otobüsleri geçiş yapıyor. İzmir-Çanakkale otobanı üzerinde olduğumuz için de buradan her yere, İzmir'in her yerine gidebilmesi mümkün. Bir devam et bakalım. Buca ne tarafta kalıyor? Şimdi oradan binince otobüs. Tamamdır Müge Hanım. Yani Buca'ya da otobüslerle gidiliyor mu? Buca çok tepede kalıyor. Buca buradan yaklaşık. Buca çok yakın diyor oradan birisi. Müge Hanım, Buca tam tersi yönünde. Meral Hanım bu yöne doğru ilerliyor fakat Buca tam tersi yönümüzde kalıyor. He. O zaman hani Buca'ya gidecekmiş ama o taraftan o zaman çok yakın dedi. Gizem bir dur, senin yanında kim var? Gizem. Otobüste de gitmesi lazım. Yolu tutturdu gidiyor. Gizem, senin yanında kim var? Buca çok yakın diyen. Buca çok yakın diyen kim senin yanındaki? Tam tersi dedi Müge Hanım. Necat Bey, kameraman arkadaşımız Necat Bey. Necat mı söylüyor onu? Tam tersi yönde olduğunu söylüyor. Tamam, o zaman öteki taraftan gidince yani yürünerek gidilebiliniyor mu oraya? Bu taraf Karşıyaka. Yürüyerek gidilebiliniyor mu Buca'ya? Buca'yla yürüyerek gidemiyoruz. Hayır. Hayır Müge Hanım, 9 kilometrelik bir mesafe var, yürüyerek gidilmesi zor. Yakın derken öyle değil yani, anladım. Tamam, sonra devam ediyorsunuz. Nereye geliyorsunuz? Niye dün bunu yapmadınız ki? Yaz dedim sana, yaz. Devam et, devam et. Biraz hızlıca gidin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu an Turgut Özal Şu anda Turgut Özal Parkı'nın içerisindeyiz. Şimdi ben onu özellikle gösteriyorum efendim. Tarihler 19 Kasım'ı. Kevriyeciğim benimle ilgilen lütfen. 19 Kasım'ı gösterecek. Hüseyin Bey'in dediğine göre yarım bir arası burada olmalılar. Hızlı yürüyün arkadaşlar, ne olur. Buraya gelecekler. Burada bir tartışma sesi duyan, sonra ne bileyim burada bir hanımefendi gören ağlayarak, değil mi? Herhalde ağlıyordur, kuvvetle muhtemel. Çünkü şimdi hayalleri yıkılmış evleneceği adam. İzleyeceksiniz az sonra bantları. Yani evlenmek istiyor. Gören. Evet, sevdiğini söylüyor. Şimdi bir hayalleri yıkıldı. Buradan böyle şimdi yürüyorlar. Acaba hava nasıldı İzmir'de ayın 19'unda? Çünkü bugün biraz hava bozuk ama normalde kalabalıktır herhalde bu parklar. Herhalde bugün tabii İzmir genelde açık. İzmir'de de yağmurlu hava bugün. Evet, bugün öyle de genelde biraz açık olan lazım. Bir havası var tabii ki. Hayır, şu andaki tenhalık hava muhalefetinden. Evet. Şimdi parkın içinden hanımefendinin böyle yürümesi lazım. Beyefendinin de aslında bir peşinden gelmesi lazımdı ama gelmemiş. Gizem, biraz hızlı hareket eder misin kuzum? Muhtemelen yol bu işte mavi yolun devamında diğer arabaların geçtiği yere birleşiyor gibi duruyor büyük bir olasılıkla. Hani oraya kadar yürümüş olabilir diye düşünüyor insan. Belki de hemen yürümedi, biraz oturdu bir yerde falan değil mi? Hani belki birisini kendine gördü. Gelmeye çalışmış olabilir. O tartışmanın etkisiyle. Ya hiç bu şey içinde yani düşünmek istemesem de düşünüyorum, böyle denize düşmüş bir kadın cesedi, bulunan bir kadın cesedi vesaire. Gebreciğim, benim dediğimi bir yapar mısın? Yavrum. Kuzum. Evet. Şimdi arabadan indi, böyle devam ediyor. Araç bulabilir mi diye. Yavrum. Hayır, acaba bu yolu nereden biliyordu? Ben şimdi oradan insan Ne tarafa gideceğimi de bilemezdim yani. Evet. Şimdi bilmiyorsam eğer oraları, siz İzmir'de yaşadınız mı? Hayır, hayır. İzmir'i bilir miydi? Yok, teyzesine yok, nasıl hayır. gideceğini herhalde. Teyzesi de bu sene oğlu orada okudu, bu sene geldi. Bu gidişi ilk gidişi mi İzmir'e? Kim, Meral mı? Evet. Bu Meral'ın gidişi üçüncüymüş. Ama Hüseyin Bey için gitti bu gidiş. Tabii Hüseyin, yani evet, teyzesine gitme amaçlı hiç gitmedi ve teyzesinde kalacak, asıl amaç Hüseyin'i ziyaret etmek, görebilmek. Zaten teyze bahane. Üçüncü de gidişi bir miktar bilgisi var. Teyze yalan. Evet. Bu yanda çalışanlar var. Acaba park düzenleyicisi mi onlar? Gizem beni duymuyor herhalde. Gizem. Müge Hanım, ben sizi duydum. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları buradakiler şu anda çalışma yapıyorlar. Peki ne kadar zamandır yapıyorlarmış? Geçen haftada yapıyorlar mıymış? Bir kamera çekmesin, Necat Bey çekmeden. Geçen haftada çalışma yapıyor muydunuz burada? Gördüm. Geçen hafta da burada çalışma yapıyor muydunuz? Sizin sorumuz gerek işe varsa onu söyleyeyim ben size. Yok, çalışıyor mu çalışmıyor musunuz geçen hafta? Biz elektrikçi olarak çalışmıyorduk. Geçen hafta bir çalışma yapıyorlarmış Müge Hanım. Gizem, kaybolan bir hanımefendiyi arıyoruz der misin canım? Ayın 18'inde kaybolan. Tamam. Şimdi ayın 18'inde, 19'unda bir 37 yaşında bir kadın kayboldu. Burada böyle bir kadın... Gördünüz mü? Fotoğrafını da göstereyim ben size. Bir hepiniz bakın isterseniz. Meral, Meral seni yediler mi yavru? Nerede? Seni yediler mi kuzu? Kuzu. Kuzu. Şöyle bir bakar mısınız? Şöyle yakınlaştırayım. Ağlayabilir o gün, oralarda dolaşmış olabilir. Günlerden hangi gün alıyor ayın 19'u? Salı günü. Salı günü. Görmedik. Böyle ağlayan, dolaşan, bir kavga, bir ikili arasında bir kavga. Ağlayan, dolaşan, kavga eden, bir kadın bir adam kavga eden. 19 Kasım Pazartesi. En son burada 19 Kasım Pazartesi'ymiş. Görmemişler. Tamam, devam edelim. Görmediklerini söylüyorlar. Tamam, biraz hızlıca, reklama girmeden, o yüzden hızlı diyorum. Hadi hayatım. Bir gördüklerinizle sorun orada çalışanlara. Teşekkür ediyorum onlara da. Ay, şunu anlayamadım ben. Şimdi o bu yolun sonunda otobüs durağının çıkacağını bilmeden nereye gidiyoruz biz şimdi? Yani hani kendimi Meral Hanım'ın yerine... Kendi de bilmiyor. Kendi de bu parkı ilk defa görüyor muhtemelen. Orada indiyse tabii ki. Ay, otobüs durakları yakın dediler de öyle de yakında değilmiş yani. Yalnız Gizem, bak orada dün niye buralara kadar gelmediğinizi anlamıyorum ama bak burada anladığım kadarıyla çalışmalar var, belediyenin çalışmaları var. Belki o dönem orada çalışan bir işçi vardır. Hiç istemem ama belki de kadın denize atladı şimdi, ne bileyim yani, hani üzüntülü, hani hiç istemem ama her şey olabilir.